Eşit Haklar İçin İzleme Derneği. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi. Engelli Hakları Sözleşmesi. Birleşmiş Milletler, dünya ülkelerini barışı korumak ve insanlara yardım etmek, yoksulluğu ve hastalıkları durdurmak, hak ve özgürlüklere saygıyı desteklemek üzere birlikte çalışmak için bir araya getirmektedir. Engelli Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler'in engellilerin diğer insanlarla aynı hak ve özgürlüklere sahip olduğunu kabul ettiği anlamına gelir. Birleşmiş Milletler engellileri bu hak ve özgürlüklerden yararlanmaları için korumayı ve onlara yardım etmeyi kabul eder. Engelli Hakları Sözleşmesi'nin maddeler diye adlandırılan bölümleri vardır. 50 madde ve ayrıca bir giriş bölümü vardır. Türk işaret dilinde kelime sayısı sınırlı olduğundan sözleşmenin özet çevirisi yapılmıştır. Giriş. Engellilerin bir onuru ve değeri vardır. Herhangi bir engelle karşılaşmadan topluma tam ve eşit olarak katılma hakları vardır. Diğer insanlar engellilere, bağımsızlıklarına ve kendileri için karar alma haklarına saygı göstermelidir. Birleşmiş Milletler, bazı insanların çifte ayrımcılığa maruz kaldığını kabul etmektedir. Engelliler hem engelli oldukları için engellerle karşılaşmakta, hem de toplumsal cinsiyetleri, yaşları, dinleri, ten renkleri, dilleri, ırkları, siyasi görüşleri veya yoksullukları nedeniyle engellerle karşılaşmaktadırlar. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi bu engelleri kaldırmaya çalışmaktadır. Kişilerin engelliliği, yaşı, toplumsal cinsiyeti, dili ne olursa olsun eşitliği, hak ve özgürlükleri desteklemeye çalışmaktadır. Engelli Hakları Sözleşmesi'nin amacı, engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik ve temin etmek ve insanlık onurlarına saygı duyulmasını sağlamaktır. Engel türünün önemi yoktur. Hepsi eşittir. Madde 2, Engelli Hakları Sözleşmesi'nde kullanılan bazı kelimeleri açıklamaktadır. Bu kelimelerin anlamını herkesin anlaması önemlidir. İletişim, Braille alfabesi kullanarak ve dokunarak iletişimi, büyük harflerle baskıyı, iletişim teknolojisini, yazılı, işitsel ve duyulan dilleri ve diğer iletişim türlerini içermektedir. Dil, sözlü dili, işaret dilini ve sözlü olmayan diğer dilleri kapsamaktadır. Engelliye dayalı ayrımcılık, engellileri sadece engelli oldukları için durduracak, baskı yapacak veya dışlayacak şekilde engel çıkarmak anlamına gelmektedir. Makul düzenleme, engelli kişilerin önündeki engellerin başkaları üstünde çok fazla maddi yüke sebep olmadığı müddetçe kaldırılması anlamına gelmektedir. Evrensel tasarım, ürün, yer, program ve hizmetler oluşturulurken en baştan erişilebilirliği içermektir. Erişilebilirlik daha sonra eklenmemelidir. Engelli Hakları Sözleşmesi, genel ilkeler olarak adlandırılan
8 hususu tanımaktadır. 1. Kendi seçimlerini yapma özgürlüklerini de kapsayacak şekilde kişilerin onuru ve bağımsızlıklarına saygı gösterilmesi. 2. Ayrımcılık yapılmaması. 3. Topluma tam katılım. 4. Farklılıklara saygı gösterilmesi ve engellilerin insan çeşitliliğinin bir parçası olarak kabul edilmesi. 5. Fırsat eşitliği. 6. Erişilebilirlik. 7. Kadın erkek eşitliği. 8. Engelli çocukların yeteneklerine ve kendi kimliklerini koruyabilme haklarına saygı duyulması. Engelli Hakları Sözleşmesi'ni kabul eden her devlet, eşit haklara ve engellilerin özgürlüklerine tam olarak destek vereceğini taahhüt etmektedir. Devletler, engelleri kaldırmayı, ayrımcılığı durdurmayı ve engellilere bilgi ve yardımcı teknolojiler sunmayı taahhüt etmektedir. Her ülke, engelli örgütleriyle işbirliği içerisinde çalışmayı kabul etmektedir. Engellilerin hukukta eşit hakları vardır. Devletler, kanunların ayrımcılığa karşı koruma sağlamasını kabul etmektedir. Engelli kadınlar, çifte ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Devletler, kadınlar ve erkekler arasındaki eşitliği ve engellilerle diğer insanlar arasındaki eşitliği tanımalı ve korumalıdır. Engelli çocukların eşit hak ve özgürlükleri vardır. Kendileri, engellilikleri ve gelecekleri hakkında kendi görüş ve kararlarını alma hakkına sahiptirler. Devletler, insanlara engelli haklarını öğretme, engelli kişilere saygı duymayı teşvik etme, başarılarını tanıma ve engellilerle ilgili yanlış fikirleri düzeltme sorumluluğunu taşımaktadır. Engelliler, okullar, hastaneler, iş yerleri, ulaşım, bilgi, İletişim, teknoloji ve halka açık diğer tesisler ve hizmetler gibi fiziki çevreye eşit erişime sahip olmalıdır. Devletler, erişilebilirlik için standartlar ve iyi uygulamalar belirlemelidir. Örneğin, binalarda Braille alfabesinde bilgiler olmalı, müzeler gibi kamu binalarında profesyonel işaret dili tercümanları bulunmalı, İnternet web siteleri erişilebilir tasarlanmalı ve kolay anlaşılır kelimeler içermelidir. Herkesin yaşama hakkı vardır. Devletler, engellilerin hayattan eşit şekilde yararlanmalarını sağlamalıdır. Engelliler savaşta, acil durumlarda ve kasırga ve deprem gibi doğal afetlerde korunma ve güvenlik hakkına sahiptir. Mahkemelerde ve hukuki işlerde herkes eşitlik hakkına sahiptir. Engelliler hukuki işlere tamamen katılabilmek için İhtiyaç duydukları destek hizmetlerine sahip olmalıdır. Devletler, engellilerin hukuki haklarını korumalıdır. Engelliler, mülk sahibi olmak ve miras almak, kendi kazançlarını kontrol etmek ve banka kredisi ve ev kredisi gibi kredilere erişimde diğer bireylerle eşit haklara sahiptir. Madde 12 hukuki işlere
ve hukuki haklara odaklanmıştır. Madde 13, polis soruşturmaları, mahkeme salonları ve hapishane gibi yasal işlemlere odaklanmaktadır. Tüm yasal işlemlerde engellilerin hizmetlere erişim ve destek alma hakkı vardır. Polis ve cezaevi personeline engelliler hakkında özel eğitim verilmelidir. Engelliler sadece engelli oldukları için hapse atılamazlar. Engellilik bir suç değildir. Engelli bir kişi çalmak, öldürmek veya taciz gibi suçları işlemişse hapse girmelidir. Fakat kimse yalnızca engelli olduğu için hapse atılamaz. Devletler engellileri işkence ve zulme karşı korumalıdır. Buna engellilerin gönüllü olarak katılmayı kabul etmediği tıbbi veya bilimsel deneyler de dahildir. Beşinci madde ile oldukça benzerdir. 15. maddede hükümetlerin engelli kişileri şiddet ve istismardan korumak zorunda oldukları belirtilmektedir. Madde 16, engelliler şiddete ve istismara maruz kalırsa devletlerin istismarcıları soruşturması, cezalandırması ve mağdurlara yardım etmesi gerektiğini belirtmektedir. Engelliler beden ve ruh bütünlüğüne diğer bireylerle eşit bir şekilde saygı duyulması hakkına sahiptir. Engellilik insanlara vatandaşlıklarının kanıtını vermeyi, bir doğum belgesi veya bir pasaport gibi göç etmelerini ve ülkelerine yeniden girmelerini reddetme nedeni olarak kullanılamaz. Engellilerin toplumda nerede ve nasıl yaşamak istediklerine karar verme ve orada yaşamalarına yardımcı olacak destek hizmetleri alma hakkı vardır. Engelliler kişisel hareketlilik için araçlar, teknolojiler ve canlı yardım seçme hakkına sahiptir. Engelliler diğer insanlarla eşit şekilde düşünce ve ifade özgürlüğüne, bilgi ve fikir alışverişi hakkına sahiptir. Engelliler kendi iletişim yöntemlerini belirleme hakkına sahiptirler. Bunun için 1. Erişilebilir formatlarda bilgi ve teknolojinin zamanında ve iktidar oluşturmadan sağlanması. 2. Politikacılarla toplantı gibi resmi ilişkiler için profesyonel tercüman sağlanması. 3. Bilgiye, hizmetlere, internete ve diğer unsurlara erişimin teşvik edilmesi. 4. Medyanın, televizyon, radyo, gazeteler, dergiler gibi erişilebilirlik sağlaması için teşvik edilmesi. 5. İşaret dilinin önemini kabul etmek ve desteklemek. Devletler, engellileri, özel hayatlarına, ailelerine, onurlarına, iletişimlerine ve kişisel bilgilerine müdahale edilmesine karşı korumalıdır. Engelliler evlenme,
çocuk ve aile sahibi olma ve diğer insanlarla ilişkilerinde kendi kararlarını verme eşit hakkına sahiptirler. Aile planlaması konusunda bilgi eşit erişim hakkına ve aile sorumluluklarında devlet desteği alma hakkına sahiptirler. Engelli çocuklar, engelli olmaları sebebiyle gizlenmemeli, terk edilmemeli, görmezden gelinmemeli veya ailelerinden ayrılmamalıdırlar. Engelliler, nitelikli ve ihtiyaç duydukları desteklerle birlikte ücretsiz eğitime eşit erişime sahiptir. Bu eğitimin tüm seviyelerini kapsar. İlköğretim, lise, üniversite, meslek okulları ve ilişkin öğrenimi. Aynı zamanda Braille, işaret dili ve kişinin ihtiyaç duyduğu veya istediği herhangi bir iletişim biçimini kapsar. Eğitim çevresi, engelli çocukların en iyi şekilde öğrenme ve sosyal gelişimini desteklemelidir. Öğretmenler gerekli eğitimi almalı ve engelli öğretmenlere istihdam sağlanmalıdır. Engelliler, erken müdahale, cinsel sağlık ve sağlık sigortası da dahil olmak üzere eşit nitelikte ve farklı türlerde sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. Sağlık uzmanları eşit nitelikte sağlık hizmeti sağlamalıdır. Sağlık hizmetleri çalışanları insan hakları, onuru, bağımsızlığı ve engellilerin ihtiyaçları konusunda eğitim almalıdır. Habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri ve programları engellilere mümkün olan en erken zamanda ve yaşadıkları yere en yakın şekilde sunulmalıdır. İstihdam alanında işe alım, eğitim, terfi, iş yeri güvenliği, ödeme, sendikal haklar, serbest çalışma ve destek programları da dahil olmak üzere engellilere karşı ayrımcılık yasaktır. Engelliler beslenme, giyinme, barınma, su, sosyal korunma, fakirliğin önlenmesi programları ve emeklilik avantajları gibi gerekli yaşam standardından yararlanmada diğer bireylerle eşit haklara sahiptir. Engelliler, oy kullanma, siyasi hayata katılım, seçilme ve ülkenin toplumsal ve siyasi hayatında yer alan kurumlara katılma hakkı da dahil olmak üzere siyasi haklara sahiptir. Devletler, engellilerin kültür, spor, boş zaman ve turizm faaliyetlerine eşit şekilde katılma hakkını tanır. Devletler, erişim ve destek hizmetlerinin sağlandığından emin olmalıdırlar. Devletler, işaret dili ve sağır kültürü de dahil olmak üzere, engellilerin belirli kültürel ve dilsel kimliklerini tanımalı ve desteklemelidir. Devletler, engellilikle ilgili istatistikler toplamalı ve araştırma yapmalıdır. Bu bilgilerde engellilerin kişisel gizliliği korunmalıdır. Devletler, engelli hakları sözleşmesinin başarıya ulaşması için uluslararası gelişim programları, iyi uygulamalar ve bilimsel ve teknik işbirlikleri doğrultusunda çalışmalıdırlar. Devletler,
Aynı zamanda engellilerin örgütleriyle de birlikte çalışmalılar. Devletler, sözleşmenin kendi ülkelerinde uygulanmasından sorumlu olması amacıyla bir kişi, bölüm veya kurum atamalıdır. Engelliler Sözleşmesi'nin uygulanmasının denetiminde yer almalıdır. Birleşmiş Milletler en çok 18 üyeden oluşan bir komite kurar. Her devlet, Birleşmiş Milletler'e sözleşmeyi uygulamadaki ilerlemesiyle ilgili rapor sunacaktır. İlk rapor 2 yıl içerisinde, daha sonra her 4 yılda bir rapor sunulacaktır. Engelli Hakları Komitesi raporları değerlendirir. Yorum yapar veya daha fazla bilgi isteyebilir. Her devlet ve komite arasında işbirliği olmalıdır. Bu sözleşmede toplam 50 madde yer almaktadır. Ancak 37. ve 50. maddeler arası sözleşmenin uygulanmasına dair teknik maddeler olduğundan bu videoda yer verilmemiştir. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği